Basar Bey, beyaz eşya reklamı için neler düşündünüz? Nasıl bir çalışma hazırladınız acaba? Daha Önder Bey, beyaz eşya reklamı için Türkiye'nin en tanınmış, en meşhur köşe yazarlarından Sayın Bahattin Özduman Bey'le anlaştık. Reklamda köşe yazarımız beyaz eşyayı alıp satıcının kafasına vuracak, kafasını yaracak. Pekmezler böyle şarıl şarıl akacak. İlginç. Bir prova görelim bakalım. Tabii. Bahattin Bey, konuştuğumuz gibi koliyi kaldırıp patron Müfit Bey'in masasına götürür müsünüz? Götüreyim. Evet. Müfit Bey'in masasına doğru. Şu karşı. Hı. Çok güzel. Olmuyor mu? Kaldıramıyorum. Sayın Özduman, biraz daha kuvvetli lütfen. Hoppala. Ne olacak şimdi? Merak etmeyin, bir çaresine bakacağız. En iyi yazar, en kuvvetli yazar anlamına gelemiyor demek. Eğer sen bu reklamı beceremezsen hangi patrondan nasıl bir tekme yiyeceğini düşün. Beceriksiz herif. Kaldıramıyor. Kaldıramıyorsunuz, evet. Niye böyle sinirli ya? Vallahi. Oruç tutuyor, ondandır. Oruç mu? Önder Bey gibi bir sosyalist hem de. Evet, ülkeye sosyalizmin gelmesi için teravih namazında dua ediyor. Vay canına, ilginç. Daha da ilginci, Tuzcu Baba'ya 10 kilo tuz adamış. Ne? Sosyalizmin geldiği gün Tuzcu Baba da 10 kilo tuz dağıtmış. Bu duyar bana, duyar bana, gelir bana. Hala kalkmıyor ya. Aa, bir yine alkol. Pizza yiyeceğiz ya. Kızlar, siz yemeğe çıkmıyor musunuz? Ben çıkmıyorum. Eğer bu işi halledemezsem yemek niyetine Önder Bey'den fırça yiyeceğim. Afiyet olsun kanka. Sağ ol, aman Allah'ım. Şuraya bak. Reklamda oynasın diye tuttuk, memleketin en iyi köşe yazarını getirdik. Adam yazılarında memleketi kurtarıyor. Burada şu ufacık koliyi kaldıramıyor. Adam haklı ha. Kaldıramazsın. Evet, bu sefer hayırlısıyla bu işi hallettik sayılır Bahattin Bey. İnşallah, inşallah. İnşallah yok, kaldıracaksın. Evet, Masar Bey evladım. Köşe yazarlığı reklam işinde ne gibi gelişmeler kaydettik acaba? Göstereyim Önder Bey. Ünlü köşe yazarı Bahattin Özduman Bey biraz yaşlı olduğu için beyaz eşya kolisini kaldıramamıştı, hatırlarsınız. Evet evet, biliyorum. Bunun üzerine ben de düşündüm, taşındım, araştırdım ve çeşitli gazetelerden iki tane genç, kuvvetli, vatanla milletine bağlı ve liboş olmayan köşe yazarı buldum. Bu iki genç köşe yazarı arkadaş Bahattin Özduman Bey'e koliyi taşımada yardım edecekler. Sonra? Sonra bozuk çıkan beyaz eşyayı satıcının kafasına atıyorlar. Evet. Hadi arkadaşlar, Bahattin Bey siz de kaldırıyormuş gibi yapın. Şimdi kaldırıyoruz koliyi, beyaz eşya kolisini, çok güzel. Ve reklamın sonuna doğru yaklaşırken koliyi patronun kafasına fırlatıyoruz. Fırlattık koliyi. Bravo, bravo, çok beğendim. Bunu hemen çekiyoruz. Bir şey yok. Manyak mısın oğlum? Tamam, tamam, reklam daha ediyor. Ve reklamın sonunda Bahattin Özduman Bey bir işi daha başarmanın mutluluğuyla altın beşik yapılır. Apo'yu yakalamak üzere Roma'ya, İtalya'ya doğru yola çıkar. Bütün yollar Roma etti. Bravo, Bahattin Özduman, bravo. Ah, ruhum hoş geldin. Hoş bulduk kocacığım. Hadi hemen çıkıyoruz. Çıkıyor muyuz? Hayda, cep telefonum yok. Suat, Suat. Şu cep telefonunu bana verir misin? Al ama kapalı. Olsun, önemli değil canım. Alo, anlayamadım. Nereye çıkıyoruz hayatım? Yılbaşı alışverişine. Yiyecek, içecek, kuru yemiş, hediyeler, çamaşır falan almamız gerekiyor. Aa, tamam, tamam, anladım. Tamam, ruhum sen şimdi arabaya in, ben hemen geliyorum. Hadi. Suat, niye veriyorsun bunu? Telefon kapalı. Kapalı telefonu bana veriyorsun. Ah kanka, benim hemen dışarı çıkmam lazım. Yılbaşı gecesi için alışveriş yapacağım. Aa, yılbaşını evde mi geçireceksin? Ha, evde geçireceğim. İyi o zaman. O halde kankamla beraberiz demektir. İkimiz, yani dördümüz. Yılbaşı gecesine üçüncü ve dördüncüleri geç kalmadan bulmak lazım. Yoksa kereviz sapları gibi erkek erkeğe kalırız. Alo? Zobrovski mişke pretreska? Ya lübi tibia? Zemenem Zobrovski. Umska. Türkçe bilen yok mu orada? Ne biçim Rus ticaret müşavirliği orası? Rahat konuşamıyorum da ben bu gece için iki bayan siparişi verecektim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale butansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık.